kimlik numarasını girdiniz, Özlem Şahanoğlu'nun doğum tarihinde girdiniz, adresi, ikameti neresi çıkıyor? O kadar canımız yandı ki bu tür iftiralardan, karalamalardan, algı operasyonlarından hakikat ortaya çıksın istiyoruz. Şimdi millet bilsin Özlem kimin... Hanım'ın Kaşıklı Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi, Keleşoğlu Ak Center, A blok 28 Taksim 12'de oturuyor. Tam kadın kooperatifinin karşısı. Evet, doğru mu muhtarım? Evet, evet, zaten kendisi de evindeydik şimdi. Diyor ki kadın kooperatifinin karşısında evim diyor orada. Camı silerken diyor baktım ki Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu bu. Ama işte o haberde diyorlar ki kadın buralı değil. Biz kadını getirmişiz. Ona ne diyeceğini öğretmişiz. Başını örtmüşüz. Tiyatro çevirmişiz. Hı. Allah istesin diyorum. Evrak almak için. Yok, kiracı herhalde. Evrak almak için geldim bayağı bir seviyelim. Geldiğinde başı bağlı. Bağlı tabii, bağlı. Başı bağlı değil mi? Güya biz o gün örtmüşüz başını. Ya ben tanıyorum kendisini. Yani, hayır, başı bağlı vekilim. Şimdi bir dakika, kandırmayalım birbirini. Başı bağlı CHP gidip oturamaz mı? İşte öyle algı yayıyorlar. Yayan kim? Gazeteler, gazeteler. Bu olay. Bizim mahallede ikamet eden bir ablamız Özlem Şahınoğlu. Evet. Özlem Hanım geldi, çok sıcak ilgi gösterdi bize. Hoş geldiniz dedi. İşte genel başkanımıza sarıldı. Bizi yalnız bırakmadınız dedi. Öyle çok samimi bir yaklaşımda bulundu. Tanımıyoruz biz ablamızı tabii. Ben tanıyorum. Ha, işte biz tanımıyorduk. Orada gördüm ilk defa. Hı. Sonrasında gazetelerde, basında öyle şeyler yazıldı ki biz hayret ettik yani. Ama hatta kadın şovmen değil, ben size söyleyeyim. Hayır, hiç alakası yok. Ben de gittim şimdi. Ya Marmaris'te ya İzmir'de o taraftan. Hayır hayır, şöyle. Çanakkale'de. Yani o taraftan. Ama burada oturuyor. Ablamız burada oturuyor. Şimdi gitmişler. Bu ablamızın ismi Özlem Şahınoğlu. Gitmişler internetten Özlem Şahinoğlu diye Marmaris'te oturan bir kadını bulmuşlar. Onun fotoğrafını almışlar. Vay yani bak, bunun başı açıktı. Geldi burada gösteri yapmak için, tiyatro yapmak için başını kapattı. Yok. İşte CHP bak algı yapıyor, bak başı bağlılar da bizi seviyor diye algı yapmak için CHP tiyatro çevirdi diye bunu yaydılar. Ya Allah bunlar ister etsin. Ne böyle şimdi, bir şey olur mu? Şimdi ama, evine gittik ablanın. Yapan başkanım aradı böyle. Basın ama dün, AKP medyası. Şimdi evet, konuştuğumuz ve evine misafir olduğumuz Sayın Genel Başkanıma, Ekrem Bey'e ve bizlere kadın pazarında hoş geldiniz diyen ablamızın evindeyiz. Ablamızın ismi Özlem Şahınoğlu. Kimliği de bu. Özlem Hanım'ın kimliği bu. Özlem Şahınoğlu. Öbür taraftan o yandaş medyanın bizi tiyatro yapmakla suçladığı, kurgu yapmakla suçladığı hanımefendinin ismi Özlem Şahinoğlu. Yani biri Özlem Şahınoğlu, biri Özlem Şahinoğlu. Bunlar oturmuşlar, bir kolaycılık yapmışlar. İnternete muhtemelen girmişler. Oradan Özlem Şahinoğlu diye, bu kadın odur diye hemen böyle bir algı yaratmaya, algı yaymaya çalıştılar. Kaldı ki benim sosyal medyam yok. Sosyal medyanız da yok değil mi? Evet. Yani sosyal medyam yok. Evet. Sonrasında basında yer alan haberlere baktığım zaman ben inanın şok yaşadım. Ki sizin ne yaşadığınızı da birazdan soracağım size. Yani öyle garip ifadelerle manşetler atıldı ki sanki sizi oraya biz getirmişiz. Planlı bir organizasyon yapmışız. Size bir rol vermişiz. Kıyafetlerinizi giyin. Böyle işte bizim mütedeyyin ailelere mensup bir insanmış gibi bir görüntüye bürünün. Muhafazakar ailelere şirin görünelim diye size bir rol vermişiz. Bir ajans eliyle bunu biz tezgahlamışız gibi manşetler atan yandaş basın dediğimiz AKP yanlısı medyada haberlere rastladım. İnanın ben şok oldum. Genel Başkanımızın da çok selamlarını, saygılarını size getirdim. Öncelikle onu ifade edeyim. Çok yani teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizin o samimi yaklaşımınız, o misafirperver yaklaşımınız hepimizi çok duygulandırdı. Çok hoşumuza ediyorum. Gitti. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ama duyduğumuz üzüntüyü de ifade ediyorum. Yani bu kadar samimi bir yaklaşım, böyle bir işte CHP bir tiyatro çevirmiş gibi lanse edildi. Ve buna inanan maalesef çok sayıda insan oldu. Ben biraz baktım internet medyasına, işte bu haberleri yapan medyanın yayınlarına baktım. Orada birçok insan buna inanmış ve yorumlar yapmış. Çok üzüldüm açıkçası. Beni de arayanlar oldu. Ya ben Sayın Genel Başkanımızla 25'e yakın ilde program planlamış bir insanım. O ekibin içinde yer aldım. Hiçbir yerde böyle bir şey tenezzül etmedik.
etmemize ihtiyaç yok. Çünkü gittiğimiz her yerde gören insanlar samimiyetle bizi bağrına bastı zaten. Hoş geldin dedi. O sizin gösterdiğiniz yaklaşımı gösterdi. Hiç böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedim. Bu nereden çıktı? Ve anlama güçlüğü çektim. Çünkü bugüne kadar siyasetimizde böyle bir şeye hiç yer vermedik. Yani bizim siyasetimiz tamamen kendimizi anlatmaya odaklı, insanlara iyilik yapmaya odaklı, insanlara hizmet etme anlayışına odaklı. Böyle senaryoyla, tiyatroyla, ajansla, şununla bununla hiç işimiz olmaz. Dolayısıyla çok şaşkınız. Tabii size ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlarımız ulaştılar sağ olsunlar. Şimdi burada denen şu, işte sizi oraya biz getirdik, bir tiyatro çevirdik ve bu tiyatro da patladı. Bunu derken de gitmişler size benzer bir. Sizin isminiz tam olarak nedir? Onu bir. Benim ismim Özlem Şahınoğlu. Şahınoğlu. Ha, Şahınoğlu. Evet. Doğrudur. Kimliğiniz de var zaten, onu da birazdan göstereceğim. Şimdi Özlem Şahınoğlu diye Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız bildiğim kadarıyla Marmaris'te yazıyor ki kendisi de bu meseleden haberdar olmuş. Özlem Hanım şöyle bir tweet atmıştım. Bakın Özlem Şahınoğlu. Evet. Özlem Şahınoğlu. Ben Şahınoğlu'yum. Siz Şahınoğlu'sunuz. Özlem Hanım diyor ki işte 05.04.2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon karşılamasında ben olmadığım halde benmişim gibi kişisel verilerimi, ismimi, soy ismimi, adresimi ve fotoğrafımı kullanan tüm gazeteler, haber siteleri ilgili suç duyurusunda bulundum. Kamuoyuna duyurulur. Şimdi yaptıkları şu. Arkadaşımız da bu. Özlem Şahınoğlu bu arkadaşımız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiymiş ve Marmaris'te yaşıyor. Ama bu kadının sizle hiç ilgisi yok. Yani buyursun baksın. Benzerliğimiz var mı? Evet. Kesinlikle şimdi sizle yok. Hiçbir ilgisi yok. Doğrudur. Ama bu ablamızı işte bakın, bu Özlem Hanım'ı şöyle bir şeye hemen Twitter'dan isim benzerliği güya hemen almışlar, montajlamışlar, sizmiş gibi servis etmişler ve utanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevirdiği tiyatro ellerinde patladı. Cumhuriyet Halk Partisi işte muhafazakar seçmene şirin görünmek için tiyatro çeviriyor diye yayınlar yaptılar. Çok çirkin. Yani çok çirkin olmasının ötesinde çok ahlaksızca, çirkin. Vicdansızca kabul etmek mümkün değil. Siz ne diyorsunuz? Lütfen yaşananları siz anlatın. Sizin ağzınızdan bütün milletimiz duysun. Kimin tiyatro çevirdiğini, kimin ahlaksızlığa, vicdansızlığa, kötülüğe alet olduğunu lütfen bütün Türkiye duysun. Evet, merhaba, ben Özlem Şahınoğlu. Televizyondan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'da mitingi olduğunu duydum. Ben de Trabzon'da yaşayan bir bayanım. Bir gün önce televizyonda duyduktan sonra oğlum dedi ki, hani beraber mitinge gidelim mi? Oğlum dedim, ben 12'den 1'den sonra başım dönüyor. Oruçlu oluyorum. Mitinge gidemem dedim. Tamam anne dedi. Oğlum gitti. Ben de evde kaldım. Camlarımı siliyordum. Camlarımı silerken Ekrem İmamoğlu'nu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Evinize ben zaten geldiğimiz, ziyaret ettiğimiz karşısı, yerin yakını. Evet, cam evet. Silerken görüyorum, bakın olay evet. Bu tamamen. Ve böyle can siperhane, ben sadece sempati duyduğum bir partinin liderini görmek, tanımak, onunla sohbet etmek istedim. Bu kadar. Tüm samimiyetimle, gerçekliğimle eşarbımı taktım. Feracemi giydim, aşağı indim koşa koşa. Yalnız böyle bir sakin bir havam da yok, onu söyleyebilirim. Koşa koşa aşağı indim. Kendileriyle sağ olsunlar tanışma fırsatı buldum. Ben de oradaydım zaten. Evet, öyle mi? Evet evet, fotoğraflarda var. Bakın. İnanın. Siz, ben, Kemal Bey. İnanın evet. Yani tüm samimiyetime inanın, ben hiç kimseyi görmedim. Ben mikrofon görmedim, ekran görmedim. Sanki ben tamamen görebilir miyim? Kemal Bey'i ve Ekrem Bey'i görebilir miye odaklandım. İnanın ben bir kişi, bir yüz bile hatırlamıyorum. Mümkün değil bu. Gittim, tanıştım. Samimi dileklerimi ilettim. Kendimi bildim bileli CHP'li olduğumu söyledim. Ancak ben bir partiye üye değilim. Trabzon'da yaşıyorum, Marmaris'te yaşamıyorum. Hayatımı burada idame ettiriyorum. Yani benim muhafazakar olmam kesinlikle CHP sempatizanı olmamla nasıl bu şekilde tezat duruma düşürülüyor, bunu anlamak mümkün değil. Yani ben muhafazakar bir bayanım ve CHP'ye oy veriyorum. Bu benim özgür Allah iradem değil mi? Atatürk'ün bana vermiş olduğu
tüm imkanları kullanma hakkına sahibim. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Muhafazakarıyla, açığıyla böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bir eşarp AKP'ye nasıl bağlanabilir? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ben evet Özlem Şahinoğlu'yum. Hiçbir tiyatroda yer almadım. Hiç satılık değilim. Allah böyle bir şey söz konusu olamaz. Kimse beni satın almış değil. Ben hiçbir imamın karısı da değilim. Anlatabiliyor muyum? Beni hiç kimse satın almadı. Adresim belli, yerim belli. Bunlar kesinlikle ikametgahım burada. Ne kadar sürede burada olduğunu tabii ki yetkililerden rica ederiz. Onlar çıkarsınlar. Ne zamandan beri ben Trabzon ili Yomra ilçesinde oturuyorum. Bunlar tamamen... Kayıtlarda var zaten. Kayıtlarda mevcut yani kesinlikle. Bunda herhangi bir yani bir tereddüt, hiç kimsenin bir tereddütü olmasın. Şahsıma yapılan hakaretler için dava sürecindeyim. Bu kadar saygısız, böyle bir ahlaki çöküş, ben 47 yaşındayım. Böyle bir ahlaki çöküş görmedim. Benim eşarbım şahsımdan ve Allahu Teala'dan başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Artık bırakın bu eşarbı. Yıl 2023 olmuş. Biz hala eşarp derdindeyiz. Evet ben CHP'liyim. Seviyorum da CHP'liyim. Ne münasebet. Kim beni yolumdan döndürebilir? Benim düşünceme kim müdahil olabilir? Kim müdahale edebilir? Ben 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde bil fiil çalışmış, emekliliğimi hak etmiş bir bayanım. Benim öğünümü kendi bileklerimle kazandım aldım. Ama bu da kesinlikle Atatürk'ün sayesinde. Kendi ayaklarım üzerinde durabildim. Ben CHP'liyim. Lütfen bu şekilde algı yaratılmasın. Bu şekilde ithamlar çok çirkin. Tüm samimiyetimle kendilerinin elini öpmek istedim. Yanlarına gittim. Sağ olsunlar, şeref verdiler. Bizi de onur ettiler. Ben İstanbul'dan buraya gelmiştim. Kemal Bey ve Ekrem Bey'i görünce tüm samimiyetimle söylüyorum. Kendimi evimde hissettim. Evimde hissettim. Kendimi yalnız hissetmediğimi anladım. Görünce sanki orada da ben... söylediniz zaten. Evet. Evet, evet. Sanki ben inanın Kemal Bey'in ve Ekrem Bey'in yanına gidince ben kendimi ailem gibi, yıllardır görmediğim babam gibi, yıllardır görmediğim abim gibi hissettim. Yani yalnız hissetmedim. Ben de kendilerine ifade ettim. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz dedim. Yani çok samimi buldum. Kendileri de teşekkür ediyorum kendilerine de. Beni çok samimiyetle bağırlarına bastılar. Lütfettiler, benimle konuştular. Ben de kendilerini tanıdım. Çok mütevazi insanlar, sağ olsunlar. Ama yani sadece iki dakikalık ben evimden çıktım. Karşıdaki Yomra Kadın Kolları üretim pazarına gittim. Orada kendilerini gördüm ve evime geri döndüm. Zaten ya, aradaki mesafe 50 metre değil o mi? O kadar. O kadar da yok, 30 metre. O kadar. Yani ben şimdi bir taksiye binmişim. Evet, efendim evet. Böyle bir eşarbımı çıkarmışım. Çarşafımı çıkarmışım. Feracemi çıkarmışım. Ondan sonra beni birileri taksiye bindirmiş. Bakın. Benim evimin karşısı. Ben hangi taksiye bineceğim? Hangi taksiye bineceğim ben? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir algı yaratılabilir mi? Beni CHP tutmuş. Öyle anlatıyorlar tabii, işte. Bir de taksi tutmuşlar bana. Şahsıma. Güzel. Efendim beni de almışlar, içeri sokmuşlar. Güzel bir tiyatro oynamışım imamın karısı olarak. Bir de öyle bir lansı var. İmamın karısı. Aha. Ben imamın karısıymışım. Onu duymadım ben. Evet, oynamışım güzel. Rolümü de çok güzel. Ha bir de kast ajansından. Bu kadar acemi efendim, bu kadar acemi kast ajansından bir bayan tutulur mu diyorlar. Bakın bu kadar acemice bir tiyatro olabilir mi? Bari profesyonel bir kast ajansından bir tiyatrocu bulsaydınız diyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Benim evimin karşısındaydı. Kemal Bey'i gördüm. Ekrem Bey'i gördüm. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendimi evimde gibi hissettirdiler.
mutlu ettiler bizi, onure ettiler sağ olsunlar. Ama bunun bu şekilde birileri tarafından tutulmuş işte muhafazakar efendim güruha hitap etmek için CHP bu stratejiyi uyguluyor. Evet, ben bu muhafazakarım ve bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu Allah'la benim aramda bir konu. AKP'li de değilim. AKP'ye de hiçbir zaman oy vermedim. Her zaman CHP'ye oy verdim. Bundan da gurur duyuyorum. Onur ve gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizlerden de. Ablacığım, bunu şimdi açıklamak istedim. Çok teşekkür yani, ediyorum. Yani bu kadar çirkin ithamlar, bu kadar seviyesizce yorumlar, bu kadar iğrenç yaftalamalar hiç yakışmıyor. Yakışmıyor. Sadece siyaset için bu ahlaksız güruhun içinde olmak çok abesle, işte çok iğrenç buluyorum. Çok iğrenç. Yazık. 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 Yapacak bir şey yok. Bunlar yaşandı. Var, çok az kaldı. Az daha sabredeceğiz. Mücadelemizi vereceğiz ve Türkiye'yi hep birlikte Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle bahara getireceğiz. Evet. Çok az kaldı. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu evet kalben Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyorum. 13. Cumhurbaşkanımız. İnşallah da öyle i̇nşallah, olacak. Kendilerine de ilettim. Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Evet, bakın ben hiç bir not almadım. Hiçbir şey yapmadım. Tamamen doğaçlama. Şu an olduğu gibi tamamen doğaçlama konuştum. Yani biri bana öğretti de ben kast ajansından geldim. Ben bu şekilde bir ifade kullan. Bu mümkün değil. Yapmayın. Yapmayın. Bunları yapmayın. Yakışmıyor. Yapmayın.